Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Mektubu Sadisu ve Seb'un 76. mektup. İnşallah sırayla okuyorduk. Şimdi birinci 76. mektubu okuyacağız inşallah. Kim yazmış? İla Kılıç Han. Kılıç Han'a yazılmıştır. Bu da Ekber Şah döneminde komutanlardan birisiydi Kılıç Han. İmam Rabbani Hazretleri'nin de ahiret kardeşiydi. Buna çok mektuplar yazmış. Demek ahiret kardeşliği vardır yani. Efendimiz Aleyhisselam sahabeyi ahiret kardeşi yapardı. 70 sahabeyi birbiriyle ahiret kardeşi yapmıştır. Ahiret. Bu da sünnettir. Efendimiz Hazretimiz de ahiret kardeşleri vardı. Hepimiz onun evlatlarıyız. Allah ayırmasın bizi inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali ile ahiret kardeşiydi. Onu unutmayalım. Fi beyani, şunun hakkında fi beyani, enne terakkiye, tarikatta terakki, yükselmek, manevi yükseliş, merbutun bağlıdır. Yani tarikat dersi aldık, yapıyoruz da, dersimiz belli, zikir belli, murakabe belli, bu latifele terakki edecek. Tamam bu belli ama bir de merbutun bağlıdır bil vera'i takvalığa. Vera takvalığın daha incesi. Şüphelerden sakınmak. Vera. Ve takva takva. Takvalık da haramdan sakınmak. Vera daha incesi. Vera sahibi. Şüphelerden de uzak duruyor. Şüpheli şeylerden. Vera eli. Yani bunu şöyle anlayalım. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin birinin alacağı vardı. Gidiyor adamın kapısına vuruyor. Sonra geliyor geride dışarıda. Halbuki balkon var, gölge var. Orada beklemiyor da güneşin altında adamı bekliyor dışarı çıksın. Tekrar gidiyor kapıya vuruyor. Yine geri geliyor. Gören dedi ki ya imam neden kapının üstünde öyle gölgelik var beklemiyorsun? Buyurdu ki küllü menfaatin küllü cerret menfaaten küllü karzin cerret menfaaten her bir ödünç ki menfaat o kazanıyorsa elde ediyorsa fehver riben o ribadır dedi faizdir. Bu adam alacağım vardı onun için gölgesinden de istifade etmiyorum dedi. Gölgesini istifade edersem menfaatlenmiş olurum ödünç verdiğim adamdan. Bak ödünç verdiğim adamdan. İşte vera bu. قَدْ تَوَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ Hazreti Ömer Efendimiz birçok yiyecek içeceklerden biz de öyle pirzolar etle yerdik ha dedi. Bunlardan sakınırdı. Çünkü Allah buyuruyor ki dedi اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعَتُمْ بِيَا diyecek ki kafirlere. Kafirler ama ben de tüketirsem bana der. Dünya hayatınızda lezzetli yiyecekleri tükettiniz. Ezeptum tayyibatin fe'lem. Destemtaatun bi onlara zevk ve sefa sürdünüz. El yemmetü cevne azabel hun. Bugün azıcık da azabı tadın bakayım. Bundan dolayı sakınırdı. İşte bu ne oluyor? Vera değil mi? Allah bizi hiç olmasa takva sahibi eylesin. Haramdan uzak duralım. Yani buna bağlıdır. Tarikatta eğer ilerleyemiyorsam verayı terk etmişiz, takvayı terk etmişiz. Ve fi tarih hala terki fuhuli mubahat. Bir de fuzuli mubahları da terk etmek. Ve maynası bir zalik. Hasemekumullah subhanehu. Allah-u Teala sizleri korusun. Neden? Amma yasimukum. Ve sana yasimu. Bu nedir? Yani çirkin şeylerden. Ayıplardan. Aslında ayıp demektir. İnsan hakkında ayıp diyor yani insanı ayıp oluyor. Ya bu yakışmıyor ona. Bu gibi şey hocaya, dervişe evet yakışmayan ayıplardan Allah sizleri korusun diyor. Amin. Ve saneküm yine sizi muhafaza etsin, korusun. Amma şaneküm bu şu anda çirkinlik manası. Size çirkinlik getirecek, leke getirecek. Hı? Ziynet var ya değil mi? Ziynet takmışsınız sarığı, şalvar, cübbeyi değil mi? Ziynettir sakalın, ilmin. Niye o kötü işleri yapıyorsun değil mi? Çirkinlik getiriyor. Allah-u Teala bütün böyle maddi manevi lekelerden, çirkinliklerden sizleri, bizleri korusun, muhafaza etsin diye
dua etti. Kimin hürmetine? Bi hürmeti seyyidil beşer. Beşer nefesinin hürmetine el menfiyye anhu, ondan nefedilmiş zeygul basar, göz kayması. Gözü kaymadı, bizim de kaymasın. Ve alâ âlihimne salavat ekmelühâ, ümin teslimat ifvalühâ, kallâhu teâlâ ve mâ atâkümur rasûl, rasûl size ne verirse, fehudûûn alın, rasûl ne verirse alının, değil mi? Evet, efendim bu kürsüden bizzat buyurdu. Cemaat size soruyorum, aynı böyle diyor, burada, gözümle böyle hatırlıyorum. Size soruyorum, Resulullah bize sarık vermedi mi? Resulullah'ın sarığı yok muydu? Yok mu? O anda ben de düşünüyorum ki yeni müridim. Yani ben size göstermedim mi Resulullah Efendimiz'i? Görmediniz mi onu sarıklı? Evet. فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُوا فَنْتَهُ Neden sizi yasak ettiyse yapmayın, etmeyin, ondan vazgeçin, terk edin. فَكَانَ O zaman neticede oldu medar-ı necat, kurtuluşun medarı, çaresi. Kurtuluş çaresi hala cüzeyni iki şeye bağlıdır. İki kısım, iki kısımdır. Bir, imtisalil evamiri, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmak, vel intihai, vazgeçmek anil mehai, yasaklardan. Emirler yerine gideceksin, yasaklardan kaçacak. İki cüzü vardır. Kurtuluşun iki cüzü. Emirlerine. Emirler de istitaat var. Gücün yettiği kadar ayakta kalamazsın, oturarak kalarsın, yatarak kalarsın, oruçlu, hassasın, tutamazsın, tuttuğun gibi kadar vesaire. Ama yasak da tamamen terk vardır. Yani benim gücüm ancak haramı terk etmekte, hafta bir yine bir içki içme, estağfurullah. Kumarı işte hafta bir oynaya terk edemiyorum. Öyle bir şey yok. Tamamen terk var onda. Onda kısmiyet yok. Ve mul ve muhazeynil cüzeyni. Peki bu iki cüzün en muazzamı, muzami büyüğü hangisidir? Emir mi? Yasaklardan kaçınmak mı? Huvel cüzül ahiyy, son cüzdür. Son cüzdür ha yasaktan. Derviş olursun, namaz kılar eder. Yarısı bu adam sana geliyor fakat teheccüd kaçırmaz. Namaz kaçırmaz ama bu adam hırsızlık yapar. Resulullah söylüyor ha. Allah size buyurdu ki o dediğin onu ondan vazgeçirecek. Yine kılacağız ama adam bak haram işliyor. Bilmiyorum parasını almış yiyor, vermiyor, etmiyor. Onun için son cüzdür. En muzam olanı, büyük olanı. Ki o da el-muhamberu ifade edilmiş anhu o. Muhannu naifayedir. Ne ile? Bil-verai ve takva. Ona da vera takva denilmiştir. Ha. Vera ve takva sahibi misin? Vera takva sahibi. Sahabeden dün okudum. Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de karşımıza çıktı ama biz tanımıyoruz onu diyor. Yeni Müslüman olduk. Çıktı karşına birisi. Kafilede. Kafile. Demek kafile Medine'nin dışında bir mahalle. Medine'ye yeni giriyorlar. Dedi ki satılık bir eşyanız var mı? Dedik var. Ne var? Şu deveyi satıyoruz. Kaça satıyorsunuz? Şu kadar ölçek hurmaya. Dediler şu kadar hurmaya. Hurma. Tamam. Aldım dedi. Parayı vermeden devenin yıllarından tuttu. Medine'ye doğru gitti. Biz de aramızda dedi ki Allah Allah deveyi sattık da ama adamı tanımıyoruz. Kime sattık? Haberimiz yok. Oradan bir kadın dedi ki kafileden hiç korkmayın dedi paranızı ben vereceğim dedi o parayı getirmezse. Görmediniz mi adamın yüzünü ayın 14'ü gibi parlıyor dedi. Böyle bir adam sizi kandırmaz dedi. Böyle bir adam sizi aldatmaz. Ertesi günü diyor yani bunlar orada kalıyorlar çadırda. Diyor ki birisi geldi çok yüklü bir hurmayla dedi ki evet sizin dün devenizi alan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'di. Şu hurmadan önce bir yiyin dedi, tadına bakın. Ne kadar alacağınız varsa hurmayı tartın alın dedi. Ya yazım aldatmaz. Biz de öyle olalım inşallah değil mi? Evet. Peki. Çok uzatmayacağız, bitireceğiz. Zükire racülün önünde Resulullah'ın yanında bahsedildi bir adam. Dan.
bir ibadet ibadetiyle ve içtihadın fiha ibadete çalışkanlığıyla gayreti çok abittir, şudur budur. Ve zükür-i aharu, başka bir adamdan da bahsedildi. Hani bahsederler işte. Ya Resulallah şöyle bir adam var, çok abittir. Başka bir adam da bir riyatin, riya ve riya yeri riyatın, takvalığından, çok takva, çok böyle dakik bu hususta bahsedildi. Fekal nefseselim la teadil bir riyati şeyen, tarz yoluyla takvalığa hiçbir şey denk tutma dedi. Takvalığa hiçbir şey denk tutma. Yani elveraha takvala. Erya o demek. Ve kâle eyyullâhu aleyhi ve sellem ekmelühem milâku dinikum elvera'u. Bu da şerifte dininizin temeli, esası şüpheli şeyden sakınmaktır. Veradır, vera. Evet. Allah-u Teala bizi buna evet ehil eylesin inşallah. Dikkat edelim yani, haramlara dikkat edelim, kul haklarına dikkat edelim. Abidlik, evet elhamdülillah az çok hasbe kadar yapıyoruz, ediyoruz. Teheccüdümüz, işrağımız, kuşluğumuz var da alışverişlerimizle, kullarla ilgili meselelerle bunlara çok dikkat edelim. Mesela ne de bu trafikte mesela değil mi? Bu da kul hakkı değil mi? Yoldan bir eziyeti kaldırmak imanın değil mi? Şubelerinden bir şubedir. Bir taşı kaldırmak. Sen koskoca arabaya koydun şey yola. Taşı bırak kaldırmayı, koydun oraya. Nasıl oluyor? Bağırıyorsun, çağırıyorsun, onun kalbini kırıyorsun. Bu nasıl olacak? Evet, onun için birbirimize helallik alalım, dikkat edelim. Evet. Efendi Hazretlerimiz, size üç emrim var buyurmuştur. Üç emrim var. İşte Efendi Hazretleri yaşıyor işte bu, onu yaşatalım. Üç emrim var. Bir, emri bir maruf yapacaksınız. İki, talebe yetiştireceksiniz. Üç, ihvanlara hizmet edeceksiniz. İhvanlara hizmet edeceksin. Hatta mektubata geçer. Bir insan daha çok murakabeyle mi meşgul olsun, dersini yapmış, murakabeyle zikirle mi yoksa ihvana hizmet mi? İhvana hizmet etsin diyor. İhvana hizmet. Allah-u Teala muvaffak eylesin inşallah. Evet. Dışarıdaki evet içkiysen insanlara bu sohbetler yapılsaydı belki sizi de geçerlerdi buyurdu Efendimiz. Bak içkiysen insanlara bu sohbetler yapılsaydı belki de sizi geçerlerdi. Evet. Huş Efendi bir ayet, bir hadiste senelerce iş gördü. Hiç boş durmadı. Hep emri bir maruf yapmıştır. Allah-u Teala bizi de buna muvaffak eylesin inşallah. Evet. Aziz menkuldür çu el-ilmü ilmani. Aziz kardeşim, çünkü nakledilmişti ki ilim ikidir. İlim ikidir. Yani çünkü el ilmu ilim yani ilmin kısımları. Gönül ilmi biridir oldu beyan. Bu iki ilimden birincisi gönül ilmidir ki bu evvelki beyitlerde beyan edilir. Gönül ilmi, tarikat ilmi yani. Bu gönülden alınır. Evet. Efendim öyle buyuruyor. Tarikat delili ilzami değil. Ekimus salâ derse an delili budur. An delili. Bu ilzami değil. Karşı tarafı yani böyle susturucu değildir. Gönül ilmidir. Bilmeyi anlamaz. Eline anlatacaksın bunu. Ulu orta anlatamazsın. Evet. Anlamaz ki. Evet. Her ilmi de herkese anlatılmaz. Gönül ilmidir. Adam kalkıyor, sohbet ediyor. Orada diyor ki Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri. Ya Efendi Hazretleri tanımıyor ki adam. He. Muhataba göre konuşsana. Bu adama göre. Değil mi? Evet. İkinci cümleye hüccet ki Rıdvan bulalar hem araya ilmi vicdan, ilimlerin ikincisi bütün kullara hüccet delil bir ilimdir ki bununla Rıdvan, Rızaullah bulurlar. Hem araya vicdan ilmine bulalar. Birinci ilim gönül ilmiydi, ikinci ilimde zahir ilmi yani şeriat ilmidir. Bu herkese anlatılacak, şeriat ilmi. Bunu kimseden ketmedemezsin, izleyemezsin. Evet, zahir ilmiyle amel edildikçe Allah-u Teala'nın rızası kazanıldığı gibi vicdan, gönül ilmi de kazanılır. Efendimiz buyuruyor, şeriatı yaşayan tarikatı da yaşar, tarikatı yaşayan şeriatı da yaşar. Evet. Hemen mürşid bulup Hakk'a gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Bu tebliğlerimi, bu tavsiyelerimi yerine getirmek istiyorsanız, bunun çaresi bir mürşid bulup ona tam manasıyla teslim olmaktır.
Zira gönül ilmi ancak mürşidde bulunur. Dünyaya gelip bunları öğrenmeden, bilmeden boş dönmek ne kadar büyük zarardır. Allah-u Teala kıymet bilmek nasip eylesin. Cenab-ı Hak, evet, gününüzü mübarek eylesin. İşlerinize bereket versin inşallah. Ve ilâ şerefin nebi ve âliye sahibi ve şeyhine illâhi teâlâ. Fâtiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed.